Ekonomi büyüyor diyorlar ama ben niye fark edemiyorum? Çünkü sizden gizliyorlar. Sizin dışınızda bir dünya var mı? Yok canım, öyle bir şey yok. Ekonomi büyümesi ülkenin toplam üretim miktarının artması aslında bakarsanız. Doğal olarak günlük hayatın içinde bunu her gün fark etmeniz pek de mümkün değil. Hani çok duyduğumuz bir kavram var, gayri safi hasıla. İşte onu biraz detayına indiğimizde iki tane çıkıyor karşımızda. Gayri safi milli hasıla, yani o ülkeye ait üretim faktörleriyle yapılmış olan toplam üretim miktarı mesela. Türk işçisi, Türk sermayesi filan. Ya da gayri safi yurt içi hasıla. Bu sefer de kaynaklar kime ait çok dert etmiyoruz da bu topraklar dahilinde yapılan toplam üretim miktarı diyoruz. Ki çoğunlukla bu ikinci, yani gayri safi yurt içi hasıla dikkate alınıyor. Nereden geldik buraya? Yahu gayri safi yurt içi hasıla ülkede yapılan toplam üretim. Diyelim ki 800 milyar dolar. Bu rakam seneye değişmeyecek mi? Elbette değişecek. Yeni birileri gelecek, birileri gidecek, biri batacak, biri çıkacak ve ülkenin toplam üretimi mesela 840 milyar dolar olacak. Biz diyeceğiz ki Türkiye %5 büyüdü. Bu iyi haber. Ama bazen bunun tersi olur. 800'den 790'a düşer. O zaman deriz ki ekonomi küçüldü. Bu da belli ki kötü haber. Biz genel olarak ekonominin büyümesini isteriz ve büyümesi durumuna bravo filan da demeyiz yani. Uzun vadede büyür zaten. Ama beklentinin çok üzerinde büyürse enflasyonist bir etki yaratabilir endişesiyle hükümetler bazen büyümeye müdahale etmeyi tercih edebilirler. Aksine ekonomi küçülüyorsa bu zaten kötü bir şey. O zaman da yine ekonomi derlensin, toparlansın, talep artsın diye bu sefer de farklı yönden bir hükümetler tarafından destekler gelebilir. Sonuç aslında bu büyüme meselesi bizim dışımızda gelişiyor olsa da üretimden talebe, işsizliğe ve hatta faiz hadlerine kadar etkileyebilir. Nasıl mı? Her şeyi de bir videoda anlatmayalım canım.